Hayde ile birlikteyiz. Yıldız ve Salih'in ilişkisi ve boşanma süreciyle ilgili gelişmelerden haberdar edeceğim ama Yıldız'ın ayrı bir dramı var gerçekten. Evlatları, yurda verilen evlatları çok öfkeli annelerine. Bir bölümü daha doğrusu, diğerleri de seviyorlar. Şimdi Zayde ile birlikteyiz. Sevgili Zayde Adanalı, Adana'da yaşıyor. 19 yaşında daha. Mehmet'le tanışıyor. Sonra Mehmet, ailesi Mehmet'e vermek istemiyor biliyorsunuz. Sonra Mehmet'e de kaçarak evleniyorlar. Fakat yani evlenmek dediğimde resmi nikah kıyılmıyor biliyorsunuz. Düğün yapılıyor falan. Düğün yapıldıktan sonra Mehmet Zayde'nin gerçek yüzünü gördüğünü söylüyor. Arkasından o yüzden ben ona dini nikahla kaldım. Resmi nikah kıymadım. Çünkü Zayde geldiği andan itibaren amacı aslında evden uzaklaşmak benim anladığım. Amacın oymuş senin Zayde. Evden uzaklaşmak ve hayatını yaşamakmış. Ve inanılmaz bir lüks hayat özentisi olduğunu söylüyor. Az önce de ben onu söyledim. Neyse o meseleye girmem ama. Mehmet burada. Ben çok bekletmek istemiyorum. Hemen Mehmet'i almak istiyorum. Mehmet gelsin. Yüz yüze bir konuşun. Çünkü en son sen o kadar çok sorun yaşanmış olmasına rağmen Mehmet'in seni ikna ettiğini ve Antep'e götürdüğünü söylüyorsun. Mehmet de diyor ki hayır diyor, benim yakamdan düşmedi. Benim yakamdan düşmedi. Ve o benim diyor. Mehmet bir şeylerden korktuğu için bunları söylüyor. Ha, Mehmet bir şeylerden korktuğu için bunu onu söylüyor. Onu öğrenmek istiyorum. Neyden korkuyor? Ama sonuçta sen onun yanından geldin. Bu kadar sorun yaşandıysa, evet. Mehmet bu kadar sana ya hizmetçi gibi davrandıysa, annesi sana bu kadar kötü davrandıysa, sürekli iş yaptırıyorsa, Mehmet sürekli bir yerlere gidiyorsa, bir sürekli başka insanlarla görüşüyorsa, senin Antep'te Mehmet'in yanında ne işin vardı bir tanem ya? Onların da benim hakkında söyledikleri varsa neden beni istedi? Ben senin açısından soruyorum. Yani ben senin orada o evde ne işin var diye merak ediyorum gerçekten. Mehmet bu kadar kötü bir insansa gitmemen gerekir normalde. Biliyorum, gitmemen gerekiyordu, evet. Niye gittin? Sevdiğim için gittim. Çünkü baban bize başvurduğunda Mehmet'in yanında olduğunu söylemedi. Sonra anladık bu işte bir şey var. Bir karışık bir durumla karşı karşıyayız. Neyse Mehmet Antep'ten cuma günü gelecekti. Fakat bugün çocuğunun babası, kocan diyemiyorum, çocuğunun babası sadece. Resmi hiçbir şey yok aranızda çünkü. Gel bakalım Mehmet. Hoş geldin. Sonunda kavuştuk. Nasılsın Mehmet'ciğim? Sağ ol. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. En ucu otur bakalım. Çocuğunun annesi karşında. Kaçırarak da evlenmiş. Hep şunu söyledi Mehmet. Antep'te de yayına bağlandığında. O kadar çok lüks hayat özentisi vardı ki. Onları ben artık karşılayamadım. Karşılayamadığım için de kötü adam oldum. Doğru mu anladım? Doğrudur. Yüzdesiniz. Sen Antep'e niye gittin onun yanına? Kötü bir adamsa. Bana neden yalan söylüyorsun Mehmet? Ben mi istedim? Tek ben mi istedim yanına gelmeyi? Sen istemedin mi? Niye yalan söylüyorsun? Onu anlamıyorum. Gerçekten niye yalan söylüyorsun? Sadece ben mi istedim yanına gelmeyi? İki gün sadece ben istediğim için mi yanındaydım? Kim seni otogara götürdü? Niye saatlerce ben otogara beni geldim. Bekledin? Evet, bunu daha önce tamam, de söyledim. Bunu söyle. Otogara ben geldim. Sen de istedin. Ben seni istediysem niye ben seni otogara götürmedim? İstemeseydim zaten beni orada zorla tutmazdın. İsteseydim otogara ben seni kendim götürdüm. Niye ben götürmedim? Ya en baştan başlayalım mı aslında? Şöyle yapalım. Sen diyorsun ki ona da geleceğim de en son sen Mehmet'in yanına geldin. Onun hesabını soruyorsun. Niye beni götürdün? Niye sen geldin? Muhabbeti yapıyorsun. Onun öncesinde. Mehmet sen bak Zayde karşında. Antep'ten inanılmaz şeyler söyledin Zayde ile ilgili. Evet, doğru. Zayde gerçekten bu kadar çok lüks hayat özentisi olan bir genç kız mıydı? Evet. Gözün içine baka baka söyle bak karşında ya, görmek yani. Görmek istemiyorum onun doğrusu. Ben bana bak yani ama sonuçta Zayde muhatabın Zayde yani. O kadar kötü şeyler yaşattı ki bana artık kendisini görmek bile istemiyorum. O kadar kötü şeyler. Evet. 19 yaşında bir çocuk. Canın istediğinde bana çocuk gel değil. Diyorsun. Canın çocuk istediğinde bana git diyorsun. Bak ne diyor Zayde? Peki dayı. İstediğinde yok, bana hiç, hiçbir şekilde bak, kendisini görmek bak, istemiyorum. Bak bir şey söylüyor. Bir ben şey utanmıyorum sen. Bunları bırak. Zaten yapsın? Utanan bir insan ben, bunları yapmazdı. Yapan sensin Mehmet. Canın istediğinde bana gel bana diyorsun. Bana kanıtları göster ya. Benimle böyle oynayamazsın. Benimle böyle bana oynayamazsın Zahide'nin Mehmet. Sadece şu hayatını üç kelimeyi çıkarın. Resmen. Zahide'nin şurada konuşacağı hiçbir şey yok. Yalan söyleme. Hı-hı. Yani yalan söylemek demekten başka hiçbir şey bilmiyorsun. Sen ne diyorsun tamam şu an? Neyden korkuyorsun? Madem beni aldatmadın tamam, neden korkuyorsun? Ben sen söyle. Karşına. Söyle neyden bana gereken şeyleri. Ben şimdiye niye kadar var ya. Niye yalan söylüyorsun? Bak yalan sen söylüyorsun demekten bak. Sadece üstü, ben istedim gelmesini. Üstü açık bir şey söyleyemiyorsun sen bana. Biz bir iktidar gittik, yemek yaptım, yedik. Bunlar zorla mı oldu? Niye yalan söylüyorsun? Tamam, ben neyden bunları inkar korkuyorsun? Etmiyorum. Sen neden korkuyorsun? Ben zaten bakın benim mesajlarım var. Ben enişte. Yani şöyle ortak çocuğu bile bıraktım tekrar senin yanına geldim diyor. Zaten bir anne olsa.
yıl görmek istemedin, sahip çıkmak istemedin. Üstüne diyor ki anne çocuğu düşünseydin yanıma gelmez diyorsun. Ya sen çocuğu üstüne bile almak istemedin. Çocuğu görmek bile istemiyordun. Hala da yapıyorsun. Bana dedin ki aynı 8'de çocuğa para, çocuk için para yollayacaksın. Bunu bile yapmadın. Çünkü söz aynı verdin, altında sen yanıma kaçtın değil mi? Aynı altında yanıma kaçtın. Şu an annem bakıyor. İhtiyacı var belki. Niye göndermiyorsun o zaman? Madem çocuğunu düşünüyorsun ya anne olsaydı. Sen baba olsaydın. Mehmet sen baba olsaydın çocuğun hep yanında olmasını isterdin. Ben gördüm onları. Zahideciğim para birkaç tane kaç kez 4-5 kez göndermişsin. Bu daha olan çeyreği. Bana ben gönderdiklerini 4-5 kez. Bu gönderdiklerini bak şimdi şöyle anlamına mı geliyor? Bak sen buradayken göz göze bakarak ikiniz de öyle sonuçta bir ortak bir çocuğunuz var. En baştan bir şey yapalım. Zahide o eve geldiğinde sence senin de kaçma nedeni senin gerçekten sevmesi mi? Değildi. Yoksa ha. Çünkü benim babam evi biraz lükstü doğru söylersen. Babası da çok yani kınamak istemiyorum çok kötü bir evde oturuyorlardı. Maddi güçleri aynen, yoktu. Aynen. Geldi benim babamın evini gördüler. Hatta biz onları istemeye gittiğimizde annesi bize dedi ki işte biz bir şey istemiyoruz falan dedi. Her şey normaldi. Kendileri yani, bizim eve geldi. Bizim evimizi gördükten sonra sensin. 100 bin TL başta parası istediler en başta. Şiddet uygulayan sensin. Konuşmaya izin verecek misin? Konuştur, yani, neden konuştur, yalan söylüyorsun? Neyden tamam, korkuyorsun? Doğrular söyle. Bak ne diyeceğimi bilmeden. Konuşmayacağım var ya. Eğer yalan söylemeseydin daha konuşmadan lafımı kesmezdin. Resmen sesimi bastırmaya çalıştın. Düzgün konuş. Yo düzgün konuşuyorum düzgün ben konuş. Kötü bir şey. Bakın daha buraya çıktı. Ya bak babasının buraya çıkma nedeni biz kızımdan haber alamıyoruz. Torunu da çocuğu da bıraktı peki? Gitti. Doğru muydu sonra peki? Sonra öğrendik ki aslında senin yanındaymış. Benim. Şimdi bana şunu söylesene Mehmet diyorsun ki ben bak sorularıma yanıt vererek adım adım gidelim istiyorum. Çünkü izin vermiyor. Konuşmama izin niye vermiyor. Niye konuşturmuyor seni? Çünkü söyleyeceklerimden korkuyor. Korkma korkuyor musun? Söyleyeceklerimi korkuyor. Zaten doğruları söylemekten de. Korkuyor. Eğer korkmasaydı benim onu dinlediğim gibi o da beni dinlerdi. Diyorsun ki yanıma tamam. Zorla geldin. Eğer neden yalan söylüyorsun Mert? Konuşmamı bitireyim sen doğruları söyle tamam mı? Yok abi benim babam günün evi güzeldi. Bilmem ne sen yaşadığın eve bak baban sana yardım etti mi hiç? Babam ya hiç ben babamdan ayrı bir insan. Benim babam sen da bana yardım etmek zorunda değil tamam mı? Çıkmadın. Çocuğuna sahip çıkmadın. Çocuğuna sahip çıkmadın. Diyorsun benim annemi sorguluyorsun. Bak sen benim annemi sorgulamazsın. Sen çocuğuna belki sen benim ailemi da. Sorguluyorsan ben de senin aileni sorgularım. Sen benim dayımdan bahsediyorsan... Ha? Niye sustun? Konuş o zaman. Aynı dayım ölmüş. Niye ölmüş? Ha? Konumuz değil ama nedir yani? Yok kendileri ailemden dayımdan vuruyor ya şimdi beni. Şimdi aileleri boşver. Ben de söyleyeyim mi? Susma. Bak. Dilan Polat diyorsun. Tamam bak konuyu yok, değiştir. Yok başkaları konuyu diyorsun. Konuyu değiştirme konuya tamam, gelsene. Bak burada benim hayatım konuya söz gelsene. Konusu. Yalan söyleme. Ya evin Mehmet. İçinde bir dakika Zahide. Hakikaten sadece yalan söyleme diyorsun. Evin içerisinde... Gelir yani sen sonra Antep'e yanına geliyor senin ya da Adana'da beraber yaşarken mi bilmiyorum. Nasıl bir 19 yaşında bir genç kız bazı şeylere özenebilir. Yani özenmek miydi yoksa baya sen lüks hayat mı istiyordu? Ya eğer özenmek olsaydı yani özenmek farklıdır. İşte anlamaya çalışıyor. Farklıdır. Ne yapıyordu yani? Ne yapıyordu? Sürekli bir şeyler istiyordu. Ne istiyor sürekli tatlı? Bir şeyler istiyordu. Yok, ne istiyor bizim bu kız? Evin videosunu size göndermişlerdir. Hangi senin çekim yaptı? O hazır mı? Birazdan göstereceğiz evet. Ben aynen. De gösterdim. Hani temiz değil falan diyorsun ya. Ha. Ben de gösterdim. Ben de attım. Ne vardı evde? Evde ne vardı? Antep'teki evinizde mi? Evet. Ne vardı orada mesela? Ne yapıyordu kız? Ne hangi yönden soruyorsunuz? Yani evin kirli yönünden mi yoksa ne istediğinden yani mi? Ne istediğinde kaldık. Yani ne istedi? Sırf araba istiyordu. Güzellik merkezleri istiyordu. Güzellik merkezleri. Aynen. Güzellik merkezi istiyoruz. Merkezi. Yani güzellik merkezi istiyoruz. Nasıl açacaksınız o parayı? Hangi parayla ya açacaksınız? Kendisine sor. Zaten akıllı bir insan olsa bana bunları bana teklif etmezdi. Bayağı ben zaten elimde bir para olsa zaten bunları sen söylemeden ben sana yaparım. Ay niye yapacaksın güzellik merkezini açıyorsun? Yok yani sonuçta... Bir eğitimi yok bir şey yok. Nereden anlayacak güzellik merkezi açmaktan? Eşim değil miydim? Yani ben isteseydim ya elimde bir imkan olsaydı ya zaten ben bunları yapardım. Güzellik merkezi açmak için de sertifika almak lazım. Güzellik merkezi almak için eğitim almak lazım. Ya kendisi ruhsat şu an hala açacağım diyor. Nasıl hayal açacaksın imiş. Ruhsatı yani zaten benden isteyemediği şeyleri gelip buradan sizden istemeye çalışıyor. Şimdi bir dakika... Bilgiler geliyor da bir yandan. Şu evin içinin görüntüsünü senin çektiğin bir görüntü hazırladım arkadaşlar evin içinin görüntüsünü. Önce Mehmet'in daha doğrusu yani neyse görüntü gelsin sonra ben sorayım ya. Gelsin o görüntü. Thank you.
Yani Mehmet şunu gördüm, ev derli toplu bir ev. Sen bu evde mi yaşıyorsun? Benim evet. Yaşantım olsaydı ben bu evi kabul eder miydim sizce, size söylüyorum. Gidip babanın evini çeksin. Yaşantım olsaydı ben bu evi kabul eder miydim? Babanın evini çeksinler. Çeksinler. Babanın özür dilerim ama evin nesi var? Anasının masasının üzerinde yemek yaptığınız yeri... Hayır, bu seni ilgilendirmez. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Beni ilgilendirmez diyemezsin. Ben geldiğim yeri unutmuyorum. Sen geldiğin yeri unutmasaydın babanın at arabasıyla seyahat ederken gelip benden araba istemezdin. Tamam mı? Ben böyle bir şey isteseydim bu evde yaşar mıydım? Ya at arabasıları var, at arabasında. Evet, babasının bir motosikleti var, arkada bir tabla bağlamışlar, sürekli onunla ya, geziyorlar. Yazıklar olsun. Peki özür dilerim, bir dakika söylüyorsun ya. Bir dakika gençler, sen bu evi beğenmiyor muydun? Zahide hiçbir şeyi beğenmiyor ki, hiçbir evi beğenmiyor. Bu evi beğenmiyor musun? Hiçbir eşyayı beğenmiyorum. Banyosunda gösterseler keşke, banyosunda. O banyoda duş bile alınmaz. Yalan söyleme. Banyonun nesi yalan var ya? Yalan söyleme. Ya, görüyorsunuz bak nasıl... Telefondan yine doğru düzgün görünüyor. Göyle telefondan doğru düzgün görünmüyor. Sen temizlemediğin için ne sıcak su var, ne kalorifer var, ne sıcak. Buz gibi bir evdi. Ben o çocuğumla beraber o evde yaşamaya çalışıyordum ya. Yalan söylüyorum değil mi? Çocuğumla birlikte o evde yaşamaya çalışıyordum. Bana diyor sobayı açmayacaksın, yanıma gelsin sobayı açmayacaksın diyordu bana. Öyle mi? Soğukta kalacaksın diyordu. Ya ben öyle bir insan olsaydım onu almazdım. Yalan söylüyorum. Kendin işini aldın, şu an ben orada yokum zaten.